Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün biraz geç geldim karşınıza, canlı yayında izliyorsanız. 3 saatlik bir gecikmeyle karşınızdayım. Özel bir nedenden dolayı bugün yayını biraz sarkıttık. Hepinizden özür dilerim, canlı yayında beni bekleyenlerden. Bugün aslında ilginç bir belgeselden, iki belgeselden bahsedeceğiz. Birazdan Adnan belgeseli ve bu belgeselde adı geçen, hatta iddialarla adı geçen Şebnem Korur Fincancı konuğumuz olacak. Ona da soracağım. Ne düşündüğünü, ama ilk belgeseli Netflix'te seyrettim. Lover, Stalker, Killer. Çok güzel bir belgesel yapmışlar. Yeni yayınlandı. Çok iyi bir twist'i var belgeselin. Merak etmeyin, spoiler vermiyorum. Ama çekimleriyle, kurgusuyla, ele alış şekliyle dört dörtlük bir belgesel. Ben bazen böyle izlediklerimi sizlerle paylaşıyorum. Kimi zaman böyle açıyorum Ekşi Sözlüğü. Bak yine Netflix reklamı yaptı falan diyorlar. Bir şey demiyorum. Ama beni her zaman izleyenler biliyorlar ki eğer bir işbirliği olduğu zaman ben işbirliği diyorum. Ama onun dışında da marka olur, beğendiğim belgesel olur, platform olur, dizi olur, mizi olur, şarkı olur. Onları da tabii ki sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir şekilde de bunlarla ilgili herhangi bir işbirliği de yapmıyorum. Paylaşmayayım mı bilmem, siz ne dersiniz? Şimdilik paylaşmakta sakınca yok gibi. Birazdan şeye geleceğiz, Adnan belgeseline. Evet, gelelim. Şebnem Hanım da yayınımıza gelmiş. Şimdi merhaba, nasılsınız Şebnem Hanım? Hoş geldiniz. Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Adnan Oktar olayı bir kez daha gündemimize geldi ve siz de bütün bu tartışmaların tam ortasında buldunuz kendinizi. Dün bir belgesel yayınlandı. Ben de oturdum, seyrettim. 140 Jurnos başarılı belgeseller yapan bir ekip. Daha önce de bir Adnan Oktar belgeseli yaptılar. Ve de en son baktığımda 12 milyon mu? 12 milyon kişi izlemiş. Müthiş bir izlenimliği var. Adnan Oktar olayını hepimiz yakından biliyoruz. Hepimizin gözü önünde olan bir olay. Aslında dün belgeseli ben de seyrederken bunu düşündüm. Yani insanlar kandırıldı, gazetecilere iftiralar atıldı, komplolar kuruldu ve bunlar gizli saklı ya da böyle kıyıda köşede olmadı. Hepimizin gözü önünde yıllar süren bir süreçte canlı yayınlarda oldu ve bütün bu olan biteni de bir operasyon, nihayet bir operasyon düzenlendikten sonra ve de bu operasyon sonrasında yeni yeni belgeseller yapılınca görüyoruz. Yoksa olayın büyüklüğünü bu kitapları okumadan ya da itirafçıların itiraflarını duymadan anlayamıyorsunuz. Bu da bence ona vesile olan bir belgesel yapmışlar. Belgeselin beğeneni çok, ancak eleştirilecek yönleri de var. İlk olarak kutlamak lazım. Büyük bir cesaretle bu konunun üzerine gidiyor 140 Jurnos ekibi. Ancak 140 Jurnos'un çok iyi bir kurgu şeyi var. Çok iyi konuları çıkartıyorlar. Çok da iyi işliyorlar. Fakat daha önceki belgesellerde zaman zaman dile getirdiğim bazı editoryal sıkıntılar yaşıyorlar. Biraz da bu konuyla eleştiriliyor. Ve de bu belgeselde özellikle birkaç kişiye odaklanıyor. Ve daha önce yine Adnan Oktar'ın ağına düşürdüğü kadınların daha genel bakış vardı. Bu sefer bir gurbetçinin iki kızı üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Uzun da bir belgesel yapmışlar ama izlettiriyor da. Kaç kişi izlemiş şu ana kadar? Bir bakayım isterseniz. Şebnem Hanım, siz izlediniz mi belgeseli? Benimle ilgili olan kısmını izledim sadece. Hepsini izlemediniz mi? Hayır. Aslında çünkü Jurnos'un yaptığının çok da uygun olmadığını düşünüyorum ben. Benimle ilgili bu kadar çok yalan söylenebiliyorsa başkaları için de yalan söyleyebilirler diye de düşünmemek elde değil tabii ki. Bir de ayrıca ilgilenmiyorum. Ben sonuçta bir suç örgütü oluşturulduğu iddia edilen insanlarla ilgili bir yayını izlemek zorunda da hissetmiyorum doğrusu kendimi. Yargının meselesi, yargı gereğini yapmalıydı. Ama yargı etkili bir soruşturma yürütmek yerine belli ki işkenceyle alınmış olan ifadelere dayanmayı tercih etti. Oysa etkili bir soruşturmayla delillerin toplanmasını bekleriz biz adil bir yargılanma sürecinde.
Siz şu anda bir işkence mi olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü en son hatırladığım kadarıyla bayağı yüksek 226 şüpheli 24 ayrı suçlamayla yer aldılar davada. 125 mağdur müşteki bulunuyordu. Ve de Adnan Oktar bu 22 yıl içinde 3. kez şey oldu. Ve de şu anda hani tam rakamını göremiyorum ama 1000 yıla yakın bir ceza aldı. Yani ceza üst mahkemede sanırım ama siz bunların bunun şu da andakini işken... bilmiyorum Cüneyt Bey. Ha, ben şu, anda... şu andakiyle ilgili değerlendirme yapmadım. Ama ben 2006'da bana yani daha doğrusu İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniğine başvuranların muayenelerini yaptım. Bu muayenelerde işkence görenler olduğunu tespit ettim. Bir düşünce değil bu. Bilimsel bir bilgi. Verilere dayalı bilimsel bilgi. Peki. Ama şimdi aslında Adnan Oktar grubunu belki bilmeyenler olabilir. Daha önce 3 tane ayrı operasyon düzenlendi. Bir 90'lı yılların sonundaydı. Bir sizin dediğiniz gibi 2000'li yılların ortasında oldu. 99'da vardı pardon. Bir 2000'li yılların ortasında 90'lı. Oldu. Ve bir de 2018'de işte bu en son yapılan bir operasyonla bütün örgüt çökertildi. Ancak asıl önemli ve ilginç olan bence bu örgütün daha önce her şey ortadayken, her şey gözler önündeyken neredeyse canlı yayınlarla insanları teşhir ederek göstere göstere bunları yaşamış olması. Şimdi bu özellikle sizin bahsettiğiniz 2016 yılıydı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum şeyde? Sizin... Hayır Cüneyt Bey. 1999'da gözaltına alınmışlar. 2006'da 99 gözaltında işkence gördükleri iddiasıyla başvuru yaptılar. 7 yıl sonra biz muayenelerini yaptık. Kalıcı hasarları olanlar vardı. Onlarla ilgili de raporlarını düzenledik. 2006'da gözaltı değil. 2006'da anladım. 99'daki gözaltılarının başvurusudur. Evet. Şimdi sözümü kesiyorsunuz çok... ama bir şey söylemek isterim izninizle. Buyurun. Belgeselde benim bilimsel bilgiye dayalı, verilere dayalı değerlendirmem yerine insanların böyle de olmuştu, şöyle de yapmıştı diyerek beni karalamasını öne çıkarmış olmasıdır bu belgeseli hazırlayan ekip. Bu da çok yakışıksızdır. Hukuki yolları da kullanacağım elbette ben de. İzninizle hatırlamayanlar için şimdi 99'daki bir operasyondan sonra Adnancılar dediler ki bizi işkence yaptılar. Hatta bu operasyonu düzenleyen Adil Serdar Saçar'ı da işkence yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. Hatta yakalandı bir mahkemede Adil Serdar Saçan da bu konunun sorulması üzerine bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. İzninizle orayı bir beraber dinleyelim mi? Ondan sonra sizin görüşlerinizi alayım. Şimdi işkence iddiasıyla yargılanan birini tabii ki dinleyebiliriz. Ama bir dinleyin belki izlemeyenler olabilir o mahkeme kaydını. Hemen sonra ben size söz hakkı vereyim isterseniz. Şebnem Koru Fincancı diye birisi var. Profesör olduğunu iddia edem veya profesör olan bir şey diyemiyorum. Birisi var. Şimdi bu kadıncağız boyla örgüt üyesi olmaktan şundan bundan içeri girer çıkar. Bunlar gitmiş. Solcu bir de bu. Solcu yani. Bunlar gitmişler ona. Şimdi Şebnem Korur Fincancı polis düşmanıdır. Çok o net bir şekilde de söyler bunu polis düşmanı oldu. Gidiyorlar buna diyorlar ki bize rapor ver. O 11 yıl sonra meselesinin sebebi bu. Bu da bak şey diyor post travmatik stres bozukluğu. Ezberlemişim artık. 11 yıl sonra post travmatik stres bozukluğu diye bunlara rapor verdi. Herhalde ondan bahsediyorlar. Biz de bunun üzerine dedik ki Adli Tıp'tan bir rapor alınmıştı zaten daha önce. Bu raporları da gönderin Adli Tıp'a. Biz kendimizden eminiz yani. Bu raporları da gönderin Adli Tıp'a. Sonuçta aldıkları özel rapor ama Adli Tıp raporu da var lehimize. Ama dedik ki yok bu şey, sürüncemede kalmasın. Ha bir de buna dayanarak şey çıkardılar. İşkence atlası falan filan diye bir takım şeyler çıkardılar. Mesela Asam Rasi Güler basketbolcu daha önceden omuzu çıkık şikayetinde belinde kayma olduğu yönünde ama Şebnem Korur Fincancı askı nedeniyle omuzu çıkık diye rapor veriyor. Böyle abuk subuk şeyler yani. Onun üzerine gitti şeye Adli Tıp'a. Adli Tıp dedi ki 11 yıl sonra post travmatik stres bozukluğunun bundan kaynaklandığını iddia etmek gerizekalıdır. Yani o anlama gelen bir şeyi var, tabiri var. Ha burada duruyor. Yani bu 11 yıl meselesi oradan kaynaklanıyor avukatın. Başkası onların...
Şimdi birkaç soru var burada. Bu 11 yıl diyor ama siz 99'da 7 yıl oluyor. Siz 2006'da mı verdiniz bu raporu? Şimdi birden çok insanla evet. ilgili değerlendirme var. 2006'da verdik, evet. 2010 yani 11 yıl sonrasını bilemem. 7 yıl sonra. 2006. Şimdi 7 yıl sonra. Cüneyt Bey. Evet. İşkence yaptığı iddia edilen birinden söz ediyoruz. Benimle ilgili ifadeleri profesör diyor kendine. Ben profesör demiyorum kendime. Ben alnımın akıyla, emeğimle bu unvanları kazandım. Yaptığım çalışmalarla. Bu çalışmalar uluslararası alanda da değeri olan çalışmalar ki birisi işkencenin etkili soruşturması ve belgelenmesi kılavuzudur. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı İstanbul Protokolü. Peki. Şimdi ben bu yetişkisiz ifadeleri bir kenara bırakıyorum. Tamam. Benim bilimsel görüşlerimi de bir tarafa bırakıyorum yapılmış araştırmalarla. Ama ne yazık ki biz işkence yapanları aklamayı tercih ediyoruz. İşkenceyi meşrulaştırmayı tercih ediyoruz. Benim söylemeye çalıştığım şey şudur. Bir ülkede işkence varsa o işkenceden herkes etkilenir. Şimdi Türkiye'de işkence yok diyen herhalde yoktur. Yani Türkiye'de işkence en azından bizim yaşadığımız dönemde şahitlik ettik. Yargılamalar oldu. Hatta Adil Serdar Saçan da bu yüzden ceza aldı. Biraz önce sizinle ilgili bu iddialarda bulunan kişi. Fakat ben bu konuyla ilgili siz gündeme geldiğiniz için, iddialar ortada olduğu için size bir söz hakkı olarak birkaç soru sormak istiyorum. Siz 7 yıl sonra bu başvuru verildiği yapıldığı zaman işkence yapıldığını nasıl anlıyorsunuz acaba? Bu post-travmatik bozukluğu hatırlıyor musunuz? Kimleri acaba şey yapmışsınız? Kimlerle görüşmüştünüz o günleri? Şimdi tek tek ben insanları anımsayamam tabii ki. Üzerinden hani 1999 onların işkence gördüğü iddiası. 2006'da biz muayene etmişiz. 18 yıl geçmiş üzerinden. Bakın verdiğimiz emeğin ne kadar ağır ve yoğun bir emek olduğunu da unutmayın. Çünkü 18 yıldır ben bu hastalarla ilgili emek veriyorum demek. Şimdi biz zaten belgelemişiz saptadığımız bütün bulguları. Neler saptamışız? Mesela göz kapağı düşüklüğü. Ama birisi hekim birisi çıkıp diyor ki göz kapağı düşüklüğü doğuştan beri vardı. Belgeselde yani, Halil doğuştandı. Hilmi Müftüoğlu ile ilgili belgeselde şunu diyorlar izlemeyenler için. Hatırlamam ben. Adı Halil Hilmi Müftüoğlu deniliyor ki belgeselde bunun zaten doğuştan göz kapaklarında düşüklük vardı ancak raporda işkenceden dolayı göz kapakları düştü diye verildi deniliyor belgeselde. Bu doğru mu? Şimdi zaten işkence atlasında biz bulgulara ve neden doğuştan bir göz kapağı düşüklüğü olmadığına dair tüm verilere yer vermişiz. Göz kapağını yerinde tutan bağın koptuğunu, göz kapağı içindeki gözyaşı bezinin gözyaşı kanalına düştüğünü travmatik olarak hem görüntülemeler hem de cerrahi girişim sırasında cerrahi girişimi yapan meslektaşım tespit etmiş. Biz zamanla dayalı olarak değişik dönemlerdeki fotoğraflarının karşılaştırmasıyla yapısal bir göz kapağı düşüklüğü olduğunu ama bunun yanı sıra bir gözde hastalık ya da bir yapısal düşüklükten başka olarak travmatik göz kapağı düşüklüğü de olduğunu tespit etmiş ve belgelemişiz. Birinin doğuştandı demesiyle sadece doğuştan olmuyor. Travmayı yok sayamazsınız. Travmanın varlığını da biz tıbbi bilimsel bilgiyle kanıtlamışız. Peki o önceliği 7 yıl içinde mesela bunun 7 yıl önceki gözaltında olduğundan nasıl anlıyorsunuz? Mesela o arada ne bileyim kavgaya karışmış olabilir, başka bir şey gelmiş olabilir, trafik kazası geçirmiş olabilir. Onları nasıl ayırıyorsunuz acaba? Ayırıcı tanı için birçok aracı kullanıyoruz elbette. Tabii ki bunun yanı sıra görseller de zamansal dizilimle karşılaştırmalı inceleniyor ve belirliyoruz. Tabii sadece bu değil. Bunun yanı sıra birçok muayene yöntemi inceleme de beraberinde yürütülüyor. Hepsinin toplamında bizler
bir değerlendirme ve tanıya ulaşmış oluyoruz. Bu tanıyı da yalnızca ben değil, aslında bir çok disiplinli araştırmayla pek çok meslektaşımla birlikte koyuyoruz. Yani bunu da ifade etmiş olayım tabii ki. Peki mesela bu dünkü belgeselden sonra siz bir daha raporlara baktınız mı? Hani bir ihtiyaç duydunuz mu? Çünkü çok ciddi bir iddia var ortada. Gerçi bütün hikaye sizin bu şeyinize yıkılmış belgeselde. Hani hiçbir AK Partili'den yani, bahsedilmemiş. Siyasi bağlarından hiç bahsedilmiyor. Evet, sanki siz bir rapor verdiniz ve bu örgüt elini kolunu sallayarak gitmiş gibi bir izlenim oluyor. Onu bir kenara koyarak soruyorum size. Asıl öne çıkarmanız gereken şey bu. Neden beni kriminalize etmeyi tercih ediyorlar? Neden benim her verdiğim işkence raporunda işkence uygulayanlar benim örgüt bağlantılarımdan söz ediyorlar ama bu örgütlerin hepsi birbirine benzemez? Ya da niye polis düşmanı olduğumu söylüyorlar? Benim polis başvurularım da var. Polisler işkence görmüyor mu? Ne yazık ki zaman zaman onlarla da ilgili ya da başka insanlarla ilgili de oluyor. Ben insanların siyasi görüşüne, mesleğine, sosyal statüsüne bakarak, cinsiyetine, cinsel yönelimine, politik görüşüne bakarak rapor düzenlemiyorum. Ben adres sormam. Hiçbir insan hakları savunucusu adres sormaz. Hele bir adli tıp uzmanı asla sormaz. Öncelikle bunu bir kez daha hatırlatayım ben izleyicilerimize evet. de. Şebnem Hanım, siz bu konuda çok tecrübeli bir isimsiniz. Hatta Türkiye'nin en tecrübeli isimlerinden bir tanesiniz. Bu işkence konularını biliyoruz. Evet, daha evet. önce de yaptığımız haberlerde sizin çeşitli raporlarınıza da yer veriyoruz. Sizce bir işkencenin üzerinden 7 yıl sonra geçtikten sonra başvurulması hayatın normal akışına uyuyor mu? Ne düşünüyorsunuz acaba bu vakada mesela? Evet, uyar. Neden? Çünkü işkence görenler yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da etkileniyorlar. Pek çok korkuları, kaygıları, çekinceleri olur. Kimseyle paylaşamadıkları bir takım işkence yöntemleri de buna dahildir ayrıca. Ki bunların başında da mesela cinsel saldırılar gelir, işkence sırasındaki cinsel saldırılar gelir. Diğer tüm işkence yöntemlerini tanımlayıp ama cinsel saldırıdan söz etmeyebilirler. Sadece 7 yıl değil, 30 yıl sonra da başvurabilir. 30 yıl sonra da gördüğü işkenceleri paylaşabilir. Örneğin işkence gören birisi 32 yıl sonra bir gece kabuslarla uyanıp sonrasında paylaşmaya karar verip tedavi sürecine girebilir. Böyle olgular var. Sadece benim değil, yani dünyanın pek çok yerinde. Çünkü işkencenin en önemli etkilerinden biri ruhsal olarak kaçınma davranışına neden olması, kaygı ve korkuyu arttırması ve tabii ki yokmuş gibi davranıp geri plana atması olabilir. Peki Şebnem Hanım, bir de iddialardan bir tanesi de siz işkence atlası diye bir kitap çıkartıyorsunuz, bir yayın çıkartıyorsunuz sanırım ve Adnancıların da Adnan Oktar'ın da Yaratılış Atlası diye bir şey var ve diyorlar ki ya bunlar aslında birbirlerinden esinleniyorlar. Siz esinleniyor musunuz ya da Yaratılış Atlası'nı gördünüz mü? Bir alakanız var mı acaba? Vallahi çok ilgilendiğim bir şey değil tabii ki. Bildiğim kadarıyla evrim karşıtı bir yaklaşımları var. Bilim dışı. Ama şöyle söyleyeyim ben size, Zobot'ta da acaba Anatomi Atlası'nı hazırlarken ondan mı yenmiş? 1900'ler başlarından itibaren olan sayısız tıp bilimi içindeki atlas, Nature'ın atlası, histoloji atlaslarımız var, anatomi atlaslarımız var, cerrahi atlaslarımız var, dermatoloji cildi atlaslarımız var. Tıp bilimi içinde görseller kullanılarak bir kılavuz hazırlamak çok yaygındır. Çünkü doğrudan o hastayı göremese bile hastanın görselleri üzerinden tanı konusunda, tedavi konusunda bilgi sahibi olması amaçlanır bu atlaslarla. İşkence atlası da öyle bir atlas. Bunların atlasıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu bilemem tabii ki. Sizin akrabanız ya da ailenizden herhangi biri Adnan Oktar örgütünün içinde yer aldı mı, bir ilişkisi olan kimseyi tanıyor musunuz acaba? Benim annem ya da babam katil olsa ben de katil olarak mı damgalanmış olacağım? Bu ülkede
böyle bir damgalama olduğunu biliyoruz. Aile ilişkileriyle tanımlanmayız biz. Kişi olarak yaptıklarımızla, bilimsel bilgimizle tanımlanmamız beklenir. Evet, yani ben bunu ayrıca paylaştım, dün de paylaştım. Kızımın eşinin ablası sanırım onlarla ilişkili ama aile onunla görüşmüyor. Ayrıca görüşse bile, bizle tanışıyor olsak bile fark eden bir şey olmaz. Çünkü beni belirleyen şey benim ailem değil. Beni belirleyen benim hayatta neler yaptığımdır. Herkes için de aynı şey geçerli olmalıdır tabii ki. Peki Şebnem Hanım, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. İşkencenin mutlak yasak olduğunu bir kez daha hatırlatayım. İşkencenin meşrulaştırılmasına hizmet eden bu tür yayınların da aslında bu ülkenin talihsizliği olduğunu bir kez daha ifade etmiş olayım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Evet, 140 Jurnos gerçekten konuşulacak bir iş yaptı. Dediğim gibi elbette hani benim beğendiğim yönlerim kadar eleştirdiğim yönleri de var. Ama çok fazla onları dile getirmeyeyim. Ama getirmeyeyim çünkü şöyle, centilmenlikten dolayı. Şimdi ben dile getirdiğim zaman diyecekler ki bak görüyor musun, kıskanıyor. O yüzden, yoksa ben şimdi dizi eleştirisi yapıyorum, beğendiğimi söylüyorum ama bu konularda beğenmediğimi söylediğim zaman bu riskle karşı karşıyayız. Ama Adnan Oktar örgütünde bence en ibretlik olan şuydu. Adamlar bunu göstere göstere yaptılar. Gözümüzün önünde yaptılar. Canlı yayınlarda yaptılar. Ben dahil işin ciddiyetini yeterince kavrayamadık. Rasim Ozan Kütahyalı'yı bir kenara koyuyorum. Adnan Oktar'la ilk başa baş girişen oydu. Fatih Altaylı, Ayşe Arman 90'lı yıllarda bu gazetecilere yapmadıklarını bırakmadılar. Yani yapmadıkları derken hani bugün diyoruz ya linç. O linçi fakslarla oturdukları çevrede, yaşadıkları yerlerde aklınıza gelebilecek en iğrenç yöntemlerle yaptılar. Asıl soru şu, peki bunlar nasıl serbest kaldılar? Bugüne kadar niye kimse dokunamadı? Kimler korudu? Hangi siyasetçiler bunların içindeydi? Hangi yargı mensupları, hangi emniyet müdürleri bunların içindeydi? Çünkü Adnan Oktar yakalandığı ilk gün dönemin İçişleri Bakanı'nı arıyorlardı direkt telefonundan. Bizi alıyorlar diye, kaçarken yani bir yandan. Asıl bence bunların üzerine gidilmeli, soruşturulmalı. Evet, bugün Adnan Oktar grubu büyük cezalar aldı. Kaç ceza aldı bakayım? 80 şu ana kadar ya astronomik cezalar aldılar. Ama 8.658 yıl ceza aldılar. 8.658 yıl. Hala sosyal medyada etkinler. Hala sosyal medyada çok güçlüler. Yani kullanmaya çalışıyorlar ve hala burası Türkiye, yarın bir gün 8.658 yılasa da bir bakmışsınız canlı yayında yine kızları oynatırken görebiliriz. Ne yazık ki de bunu hepimiz, siz de ben de gayet net bir şekilde biliyoruz. Yine de böylesine bir tartışmayı gündemde tuttuğu için ben 140 Jurnos ekibine tebrik ederim, kutlarım buradan. Daha güzel belgesellerini de hep beraber merakla ve ilgiyle takip ettiğimi söylemek isterim buradan. Çok güzel işler çıkartıyorlar. Ekip olarak hepsini tebrik ederim. Devam edelim isterseniz bugünkü gündemimize. Gündemde ne var? Bakıyorum. Alper Gezer Avcı, Back in Town. Öyle güzel bir şarkı vardır biliyorsunuz. So tell the girls that I'm back in town. O da şu anda geldi. Hala Alper Gezer Avcı'yı beğenmiyorlar, beğendiremiyorlar. İşte o topu niye attı, bu topu niye getirdi, uzayda böyle deneyim yapılır, bir sürü şeyler söyleyen var. Ben Alper Gezer Avcı'nın uzaya gitmesini tarihi buluyorum. Türkiye için önemli bir olay. Türkiye dediğimiz zaman olaylara sadece AK Parti çerçevesinde, yerel seçim çerçevesinde bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti. Ha parayla gitti, bilmem ne oldu. Tarih bunları yazmayacak. Türkiye'nin ilk astronotu kim denildiğinde Alper Gezer Avcı diyecek. Ve de umarım bu şeyi, ziyareti Türkiye'deki uzaya ilgiyi, uzay dediğiniz nedir? Bilime ilgiyi arttırır. Umarım çocukların hayallerinde sadece sosyal medya fenomeni olmak değil, yarın bir gün astronot olmak da olur. Alper abileri gibi insanları kendilerine örnek alırlar ve de rol model olarak seçerler. Kadir İnanır, Cansu Çamlıbey'le konuşmuş bugün.
Erdoğan siyasi bir deha değil demiş. Ben de merakla okudum. Kadir Bey'i ara sıra gittiğim mekanlarda görüyorum. Her zamanki gibi çok yakışıklı. Yani hiç bazı insanlar yakışıklı doğuyor ve yakışıklı yaşlanıyor. Kadir İnanır da onlardan bir tanesi. Cansu'yla söyleşisine baktım. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Şu yüzden Kadir İnanır da şey tayfasında anladığım kadarıyla. Ya sizin bilmediğiniz bir şey var. Bütün dünyaya aslında başka bir oyun var. İşte bu oyuna işte kim Erdoğan'ı kim seçtiriyor falan işte. Bak yabancılar Erdoğan'a hiç dokunuyorlar mı? Hepsi memnun. Sizin bilmediğiniz bir oyun var noktasına, kafasına gelmiş. Yani o kısmı biraz gülümseyerek okudum ama tabii ki asıl bence gülümsemeyerek okunacak kısmını Mehmet Ersoy'a havale etmemiz lazım. Çünkü Kadir İnanır diyor ki Türkiye'de diyor ciddi bir sansür var diyor. Sansür şey olunca diyor sansür yüzünden ben istediğim filmi çekemiyorum diyor. Şimdi ben Kültür Turizm Bakanı olsam Kadir İnanır'ı ararım. Türk sinemasının devi diyor ki Türkiye'de farklı farklı sansürler var. Ben o sansürleri aşamıyorum. Bakanlığın sansürü var. Efendim gidiyorsun sinemaların sansürü var. Sinema sahipleri, yapımcının parası yok, para bulma şeyi var. En kötüsü valinin sansürü var. Mesela diyor Sur'da kendisine kemikleri verilen, oğlunun kemikleri verilen bir babanın torba içinde kemikleri verilen bir babanın hikayesini ben çekemem Türkiye'de diyor. Ben Mehmet Ersoy'da olsam derim ki arayın bağla Tayfun arat kardeşim Kadir İnanır'ı. Kadir İnanır ver telefonu. Kadir Bey sizin ben bugün demecinizi okudum. Evet demişsiniz ki sansür var. Ya sansür olsa Antalya Altın Portakal Film Festivali olmazdı. Sansür olsa Bienal yapılmazdı Türkiye'de. Derdim demezdim tabii ki. Derdim ki ya. Tabii orada iki tane Kültür ve Turizm Bakanı var. Kültür Bakanı olarak dersin ki ya evet Kadir Bey biliyoruz yani ne yazık ki böyle bir ülkedeyiz diyebilir. Turizm Bakanı olaraksa ya hiç öyle bir şey yok diye de geçiştirebilir. Ama vahim yani şimdi gülüyoruz ama ben bunları bir başarı olarak görmüyorum. Şimdi ben geçen gün dedim ki bak Biennale'in olmaması, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesi, Biennale'in iptal edilmesi bunlar hep siyasi kararlar. Ha diyebilirsin ki ya bir dakika Biennale meselesi öyle değil öyle. Öyle olduğu için iptal edildi. O korkulardan dolayı belki de o küratörler değişti. Altay Altın Portakalı beceriksizliği vardı. Hadi diyelim Muhittin Böceğin. Ama sonrasındaki gelişmeler de veya Kadir İnanır'ın Türkiye'nin en büyük usta oyuncularından bir tanesinin Türkiye'de sansür var ben film çekemiyorum demesi sonuçta döner dolaşır Kültür Bakanı'nı bağlar. Hiç şöyle demeyin. Ya şimdi ne alakası var biz bir şey yapmadık ki. Abicim bu şeye benziyor yani. Bütün okulları kapatalım. Milli Eğitim Bakanı gayet güzel eğitimi yönetsin. Onun gibi bir şeye dönüyor yani. Bağlar. Hiç öyle ya bizle alakası yok. Adalet Bakanı arasın demeyin yani. Kültür Bakanı'nı bağlar bu. Bu arada yani tamam kültürde böyle işler biraz sansür mansür gidiyor ama BBC haber yapmış. Türkiye'nin turizm hamlesini öve bitiremiyorlar şeyde. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diyorlar. Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehrinden iki tanesi Türkiye'de. Bir numara İstanbul. İstanbul ve Antalya. Düşünebiliyor musunuz şu anda? 10 tane şehir var en çok ziyaret edilen. Yani Turizm Bakanı gerçekten turizmde destan yazıyor. Ama kültür konusunda artık ne diyeyim ben diyeyim sansür yok diyecekler. Şimdi ben arayacaklar beni biliyorum birazdan yayın bitecek Tayfun Topal arayacak abi diyecek bizimle alakası yok onun. Yani var ama işte şimdi yani bir Türkiye'nin en ünlü sanatçısı bu ülkede sansür var ben bu yüzden çekemiyorum film çekemiyorum derse bu Kültür Bakanı'nı bağlar. Başka hiç böyle lamıcım yok. Ha bu başarıda kim bağlar? Turizm Bakanı'nı bağlar. Gelelim Gökhan Zan'a. Gökhan Zan transfer olmuş. Diyeceksin ki abi ne transferi adam futbolu bıraktı. Yok bayağı transfer oldu yani. Şimdi futbolda ne olur? Futbolda profesyonel oyuncular var. Bir şeyden bir şeye transfer alıyorsun. Kimse yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan futbolcuya ya sen niye Fenerbahçe'yi bıraktın Galatasaray'a geçtin demez. Fatih Terim hariç. O mesela gitse derler ya sen niye bıraktın falan diye. O gitmez zaten de baktığın zaman. Ya da ne bileyim Fenerbahçe'den Beşiktaş'a veriyorsun parayı. Tamam o formayı çıkartıyor öbür formaya giyiyor. Şimdi Gökhan Zan özellikle deprem zamanında hepimizin gönlünü fethetti.
bölgedeki çalışmaları, o bölgedeki duyarlılığı, yaşaması. Yani çadırda kaldı, yaşadı. Şimdi bugün Gökhan Zan'a şey diyorlar. İşte ama hiç onun akrabası vefat etmedi. Kardeşim, Antakya'da zaten her ölen insan birbirinin akrabası. Akrabası vefat etse ne olur, etmese ne olur? Gökhan Zan depremi iliklerine kadar yaşayan, eşiyle beraber yaşayan ve bizlere Hatay gerçeğini anlatan bir isim. Sonra siyasete girdi ve Türkiye'deki siyaset siyasi vasatlıkla karşılaştı. CHP'ye gitti, almadılar. İyi Parti'ye gitti, iyi yere koymadılar. En son Lütfü Savaş'a tepki gösterdi 6 Şubat'ta. Dedi ki ya biz onu istemiyoruz. Ve sonra da şimdi tipin adayı olarak karşımıza çıktı. Değil mi? Var mı onun şeyi? Gökhan'ın? Biz bu sesi bugün sizlerle buluşturmak için buradayız. İzniniz olursa Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay halkının ortak adayı olarak seçime girecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gökhan Zan'ı davet ediyorum. Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir. 85 milyon insanın şahsi meseledir ve Hatay'ı emanet etmiştir 85 milyona. Bir vatandaş olarak kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. O nedenle bugün bir yola çıkıyoruz. Dostlarımızla, toplumsal muhalefetin öncüleriyle, fikir insanları ve kanaat önderleriyle, hukukçularıyla, Hatay'ın tarihini bilen insanlarıyla, gençleriyle, yaşlısıyla, çocuğuyla Hatay halkına sorduk, onları dinledik. Hatay İttifakı etrafında ve Türkiye İşçi Partisi çatısı altında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam konusunda görüş birliğine vardık. Şimdi diyeceksiniz ki İyi Parti nire, tip nire. Arada çok uzun bir yol var. Şimdi burada gayet güzel bir şey vardı. Bu video var mısa İyi Parti'ye geçerken rozet takarken de orada da bu sefer İyi Parti ile şey yapıyordu. Hani yani İyi Parti'nin Hatay adayı olsa eyvallah bir şey demeyeceğim. Hatay'dan bağımsız aday çıktı. Tip de buna destek veriyor desen ona da hiç diyecek sözüm yok. Ama kardeşim İyi Parti'den tipe bir insan transfer oluyorsa da burada artık bir siyasi bir görüşte aramamak lazım. Ha diyebilirsin ki ya Gökhan Zan zaten bir siyasi görüş aramıyor. O halkına hizmet etmek istiyor. O partiden de olur, bu partiden de olur. Yani futbol oynuyor. Fenerbahçe'de olur, Beşiktaş'ta olur, Galatasaray'da olur. Birisi yazmış bunu. Bir arkadaşım söyledi de o bakış açısı ilginç geldi. Orijinali de bana ait değil. Onu da belirteyim. Ama Gökhan Zan şimdi siyasetin bambaşka bir ucundaki dengeleri görecek. Aslında bence ben Gökhan Zan'ın yerinde olsam bir partiye daha geçerim. Sonra hepsinin bir kitabını yazarım. Bakalım ne olmuş yani. İyi Parti'de ne olmuş, tipte ne olmuş. Ben olsam günlük tutarım. Buradan Gökhan'a söyleyelim. Tut günlükleri Gökhan. Burada yayınlayalım beraber. Ya şimdi bu seçimler, bu arada Hatay demişken meseleyi kapatmayalım. Lütfü Savaş'la ilgili homurdanmalar var. Lütfü Savaş ben ayrılmayacağım dedim. Ancak gördüğümüz kadar demişti. Hem bizim yayında hem daha sonra Özgür Özel'i aradım demişti. Özgür Özel de biraz mecburiyetten Lütfü Savaş'ı alıyoruz demişti. En son çaktırmadan birisi Haluk Levent'e teklif götürmüş. Haluk Levent'te olan Haluk Levent'te kalır mı? Kalmamış. Haluk Levent de diyor ki CHP'den teklif geldi diyor. Herhalde artık bu söylentiler çıktıktan sonra mı önce mi bilmiyorum. CHP'den Hatay Büyükşehir Başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında canlarım ahbap başkanıyım ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var. Ya adama cumhurbaşkanlığı teklif ettiler. Kabul etmedi. Siz şimdi gidiyorsunuz Hatay Belediye Başkanlığı'nı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ediyorsunuz. Eder mi yani? Üstelik de Lütfü Savaş şimdi oturduğu yerden homurdanıyordur yani. Ulan bunlar beni böyle yaptılar ama ne olacak bakalım diye. Ekrem İmamoğlu bir yere gidiyor. Şimdi adaylar dolanıyorlar tamam mı? Fakat tek başlarına dolanmıyorlar. Liderler de öyle. Yanları kalabalık. Yancısı var, ne bileyim müdürü var, odacısı var, seçmeni var, il başkanı var, il başkan yardımcısı var, gençlik ili başkanı. Hepsi gidiyorlar şimdi. Hepsinin de gözü Ekrem İmamoğlu'nda ya da işte lider kimse. Şimdi gidiyorsun abi mesela çarşı pazar geziyorsun tamam.
Hoş beş oluyor. Arada biri laf atıyor falan. Sonra futbol sahasına geliyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Topu koyuyorlar. Herkes senden bir şey yapmadı bekliyor. Ekrem İmamoğlu'da durur mu? Geçmiş topun arkasında. Baksanıza etrafı belediye çalışanları. Fotoğrafçılar orada. Asılmış. Şimdi bu harbi gol mü değil mi? Onu da çok iyi bilmek lazım. Şimdi burada kaleci biraz hani hafif az uzanıyor olabilir. Niye? Şimdi abicim tamam bir Kim Il-jung Kuzey Kore lideri penaltıyı atmıyor. Yani kurtardığın zaman kafanı kesmezler ama sonuçta koskoca başkan adayı geliyor. Hafif bir şey yapabilirsin. Böyle penaltılar çok. Bak başka kim var mesela? Geçen gün Erdoğan'ın bir penaltısı vardı. O da fena değildi. Bir izleyelim onu da. Getirelim bakalım ekrana. Erdoğan attı ve başka sanırım şeyde Murat Kurum da kaleye geçmiş bu sefer herhalde. Ekrem gelsin bana atsın demiştir herhalde. Erdoğan da atıyor bak. Bu nerede atıyor bakalım. Bak. Kalede kim var bu arada? Kim o karedeki? Kalede de içinden birisi geçmiş. Şimdi o golü sen yemeyip ne yapacaksın? Yemek zorundasın. Yani hani. Başka var mı penaltımız? Böyle siyasetçilerin her zaman var abiciğim. Penaltı. Yine penaltı risksiz. Bir de ata binenler var biliyorsunuz. O biraz riskli işte. Bunu kim bu? Murat Kurum'a mı atıyorlar? Murat Kurum kalede. Yeni mi oluyor bu ya? Kim başka sen de şey yap. Sunuculuk. Fox TV muhabiriyle beraber geçiyorlar herhalde. İki kaleci. Evet sevgili seyirciler şu anda çok tarihi bir anı yaşıyoruz. Kalede Büyükşehir Belediye Çıplayımız Murat ve sözcünün Fox'un muhabiri ama golü atmak isteyen de sözcünün muhabiri. Enteresan bir karşılaşma olacak. Herhalde sizleri ilk defa böyle karşı karşıya görmüş olacağız. Evet. İyi olan kazansın diyoruz. Evet buyurun. Fox atıyor. Siyaset magazini yapıyoruz biraz. Siyasi renk. Şu havalandırmayı açar mısın rica etsen? Havalandırmayı açalım. Erdoğan'ınki 2021 yılındaydı. Bu da yeni. Şimdi yeni moda bu bakalım. Herkes atsın bakalım. Bu arada Erdoğan'ın ya şimdi abicim neler gördü bu gözler? Yani asansöre aynı sırada herkes binecek ve asansörün düşmesini mi görmedik siyasetçiyle beraber? Ama herhalde en son gördüğümüz şu yürüyen merdiven hikayesi bunların en primalarından bir tanesi. Erdoğan bir yürüyen merdivene doğru gidiyor. Yanında da tabii ki bir sürü insan var. Bir ara bir duruyor. Bir burnunu mu silecek artık bir şey silecek. Millet biniyor. Yürüyen merdivende yürüyen merdiven durmuyor. Bu sefer bak herkes geri doğru gelmeye başlıyor. Siyasetçilerin bu yanında yer almak da kolay bir iş değil kardeşim ya. Herkes bak yürüyen merdivende yürüyerek bekliyorlar. Bir gün böyle yalnız başına dolaşan bir siyasetçi görecek miyiz yani herhalde? Hop durdular hadi yukarıya. Hay Allah. Şimdi yarın bir gün değil 31 Mart'ta sandığa gideceksin. İstanbul seçmenisin tamam mı? Gittin. Ne gelecek hakkında? İzmir seçmeni ise sıkıntı yok. Atatürk, laiklik ver abicim CHP'ye. Sıkıntı yok. Bodrum'dasın. Atatürk, laiklik ver abicim CHP'ye. İstanbul'dasın. Şimdi kafan karışık abicim. Murat Kurum da var, Ekrem İmamoğlu da var. Neye göre vereceksin diyelim. Ortadaki var ya sen o kararsızlardan bir tanesisin. Aklı şöyle bir son 5 yıla bakacaksın. Diyeceksin ki o yağmur yağıyor. Sen taksi durağında bekliyorsun. Sırılsıklamsın. Yanında çocuğun var. Taksici geliyor gözünün içine bakarak geliyor. Yanındaki araba alıp gidiyor. Diyor ki şoför değişim saati diyor. Diyor ki nereye gidiyordunuz diyor. Diyor ki sen Türk müsün diyor. Bakmıyor Türk sen almıyor. Ha, o sırada diyorsun ki peki kim bunun müsebbibi? Kim bu şehirde son 5 yıldır o karda, yağmurda, sıcak günde, fırtınada bu taksicileri bu kadar şımarttı. Yeni taksi koymadılar, yeni taksiye izin vermediler, taksi sorununa yol açtılar. Diyorsun ki bunun sorumlusu bu. O zaman buna vermiyorum. Kim çözecek bunu bu? Buna veriyorum. İşte bu tartışma dün Ekrem İmamoğlu'yla Ulaştırma Bakanlığı'nın bir yetkilisi arasında bakın nasıl yaşandı.
bakalım ve orada video gelmiyor diyoruz yani. Geliyor mu? Ben size bugün bir soru sorayım, tarihe not düşelim. Kesinlikle taksi ihtiyacı yok mudur diyorsunuz? Ölçemezseniz ya bırakın demezsiniz. Şimdi ama felsefe yapmayalım. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır yok mudur? Bunu ölçerek anlayabilirim diyorum ben. Ben mühendisim. Bakın bence siz 19 başkanım, sene görev yaptınız, ölçmediniz mi? Ölçmeye çalışıyoruz. Onun altyapısını hazırladım. Hala ölçmediniz mi? Hala ölçmediniz. İşte 19... size bıraktık. Siz ölçün. Biz ölçtük. Biz kanaat getirdik. Kanaat getirdik. Siz 19 sene boyunca ölçmediniz mi? Ölçtük Sayın Bakan. Tamam, ben de diyorum ki ölçtünüz. Taksi ihtiyacı var ama mıdır? Ama bu ölçümün yolunu yaptık biz. Peki. Şimdi özür diliyorum. Evet. Eski bir video ama yeniden yürürlüğe konuldu. Çünkü niye? Seçim zamanındayız. Sanırım 2019'da falan yapılmış bir video, bir tartışma. Biliyorsunuz UKAME'nin yapısı değiştirildi ve de İstanbullular, siz misiniz Erdoğan'ı seçmediniz, Erdoğan'ın adayını Binali Yıldırım seçmediniz denilerek net bir şekilde cezalandırıldı. Nasıl cezalandırıldı? İşte böyle cezalandırıldı yani şeyle. Taksiler olmayacak. Nasıl mesela Taksim Meydanı cezalı düzenlenmesi yapılmıyor değil mi? Niye? Gezi olaylarına ev sahipliği yaptı. Sen misin gezi olaylarına ev sahipliği yapan meydan? Cezalısın. Sana düzenleme yok. Siz mi verdiniz İmamoğlu'nu 800 bin farklı seçtirdiniz? O zaman size taksi yok. Ben şimdi taksici esnafım niye küstüreyim yani? Yarın bir gün aleyhime konuşur, bilmem ne yapar. Yani seçim sandığına gittiğiniz zaman şu görüntü aklınızda olsun. Bak ben şuna ver, buna ver demiyorum. Sadece aklında olsun. O günleri hatırla. Karda, fırtınada taksinin önünden geçerken yabancı adam aradığı günleri. Hiç unutma. Şimdi biz burada bunları konuşurken Afrika'da acayip bir heyecan vardı. Afrika Kupası vardı ve de Afrika Kupası'nı fil dişi sahilleri kazandı. Afrika için büyük bir olay. Bizdeki şey neyse yani hani Avrupa Futbol Şampiyonası neyse Afrika için de o kadar büyük bir olaydı. Zaten biz oradayken de bu konuşuluyordu, tartışılıyordu acaba ne olacak diye. Türkiye'den 39 Afrikalı futbolcu gitti, kendi ülkelerinin takımlarında oynadılar. Ve de kıtanın şampiyonu belli oldu. Bir Afrika belgeseli yaptık. G'nin YouTube kanalında yayında. Buraya ekleyelim isterseniz. Bir bakın. Türkiye'nin son yıllardaki Afrika'da ne kadar büyük ve etkin bir rol oynadığını bizzat oraya gidip yaptığımız söyleşilerle gerçekleştirdik. Özellikle de yani her ülke farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Mesela Rusya Wagner ordusuyla, hatırlarsanız Wagner'ın başındaki isim Rusya'ya dönüşünde öldürülmüştü. Kaza denilmişti de öldürüldüğünü biliyoruz hep beraber. Ya da işte Fransa'nın hükmettiği kimi yerlerde kolonisinin olduğu yerlerde yönetimler darbelerle el değiştirilmişti. Yani kimi askeri olarak orada, kimi işte siyasal olarak orada, kimi diliyle orada, kimi de ticaretiyle orada. Türkiye iki yönden Afrika pazarına giriyor. Bir ticaret, ikincisi de eğitim. Ama tabii üçüncü olarak askeri üsleri de sayabilirsiniz. Bayağı bir askeri üssümüz var Somali'den başlayıp farklı bir yere kadar. Fakat büyük bir kıta ve büyük potansiyelleri var. Ve de bu potansiyeli de Türkiye hem devlet olarak değerlendiriyor hem de iş insanları olarak değerlendiriyor. Onlardan bir tanesi de bizim bu belgeseli yaparken de tanıştığımız Utku Bengisu'ydu. Kendisi hem Afrika'da fuarlar yapıyor, Türk iş insanlarını oraya götürüyor, Anadolu kaplanlarını. Hem de Afrikalı Afrika kaplanlarını Türkiye'ye getiriyor. Onlardan bir tanesinde 27-28 Şubat'ta İstanbul WoW Convention Center'da Afrika İhracat Forumu şeklinde yapacaklar. Ve şu anda konuğum Utku Bey, merhaba, nasılsınız? Efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Görüşme yeri gayet iyiyiz. Siz yine Afrika'da mekik dokuyorsunuz sanırım, Türkiye-Afrika arasında. Şimdi bu yeni organizasyonda da 1500 kişi mi geliyor Afrika'dan? Katılım devam ediyor mu? Genelde hangi ülkelerden geliyor? Cüneyt Bey, bu sefer bazı değişikliklere gittik. Şirketimizi 12 yıldır bilenler, işte fil dişi sahillerin Togo'dan, Benin'den, Gana'dan yoğun katılımlarımızın olduğunu biliyorlar. Ama şimdi biraz daha Afrika'da yayılma politikası izledik. Sizden sonra ben Çad'a gittim, Gabon'a gittim, Angola'ya gittim. Türkiye'nin biraz daha söz sahibi olamadığı, daha belirgin ticaret yapan bölgelere gittim. Biraz Portekizce konuşan ülkelere girdik. Şu anda Angola ve Mozambik'ten de ziyaret getiriyoruz. Çat gibi Arapça konuşan ülkelerden de elçiler getiriyoruz. Aslında 54 ülkenin tamamından 1500 kişilik
seçkin bir kitle getiriyoruz. Bu kitleyle Türkiye'deki, Anadolu'daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri birleştireceğiz. Böyle tabii ki Afrika Kupası'nı kazanan Fil Dişi sahillerinde biliyorsunuz biz 6 senedir fuar yapıyoruz. Ve biz sizinle de orada görüşmüş olduk. Bu organizasyona Fil Dişi'nden de 100 kişi getiriyoruz. Bu bir küçük kutlama da yapacağız, Afrika Kupası kutlaması yapacağız etkinliğimizin sonunda. Bu arada Afrika Kupası'ndan hiç bahsetmedik. Nasıl? Fil Dişi sahili yıkıldı herhalde bu şeyden. Maçlar nasıl geçti? Kimi yendi şampiyon oldu? Hiç konuşmadık burada bu konuyu. Evet. Yani bir başlık atacak olsaydık yani muhteşem geri dönüş derdik. Yani şunu söylemek lazım. Dramatik bir şey var. Bir kere Nijerya ve Fil Dişi sahilleri aynı gruptaydı. Fil Dişi sahilleri bu grubu 3. sırada bitti. 6 grupta 24 atıldı Afrika Kupası'na. En iyi ilk 1. ve 2.ler çıkıyor. En iyi 4 tane 3. çıkacaktı. Fil Dişi sahilleri bir golle en iyi 4. 3. olarak son bileti aldı, gruptan çıktı. Yani o grupta Ekvator Ginesi lider olmuştu. Fil Dişi sahillerine 4 atmışlardı. Ve Fil Dişi sahilleri grup maçları sırasında teknik direktörünü kovdu. Yedek teknik direktörle, ikinci teknik direktörle gruplara devam etti. Böyle enteresan bir kupaya tanık olduk. Evet. Herkesi böyle savura savura yenen Senegal, ezici çoğunluklarla yenen Senegal Fil Dişi'ne elendi. Fil Dişi sonuçta kupayı almış oldu. Üçüncü defa müzesine getirmiş oldu. Ama biliyorsunuz Afrika Kupası olduğunu düşünüyorlar. Şimdi Fil Dişi sahillerini 3 dönemdir yöneten devlet başkanının 1 milyar dolar harcayarak bu ülkede bir Afrika Kupası'na ev sahipliği yapması, bir prestij kazanması ve kupayı kazanmasıyla acaba 2025'te tekrar aday olur mu bu rüzgarla diye, evet, Fil Dişi basınında söylentiler var. Böyle şey yapabiliriz. Zaten pek gideceği benzemiyor. Kalıcı gibi benim de gördüğüm kadarıyla, orada gördüğüm kadarıyla konuştuğumuz şeylerde, sohbetlerde ortaya çıkıyordu. Şimdi sizin organizasyona dönersek, Türkiye'den katılımcı firmalar kimler? Nereden geliyorlar? Hangi sektörler var? Cüneyt Bey, aslında biliyorsunuz, siz de yakından takip ediyorsunuz. Her gün sizi de dinliyoruz bu konuda. Bir para politikası var. Bizi ihracata zorunlu kılan yeni bir döneme girdik. Yani ihracat artık bir mecburiyet haline geldi Türkiye ekonomisi için. Aslında biz, siz de biliyorsunuz, tam bir Anadolu aslanları organizasyonu yapıyoruz. Anadolu'dan gelen firmalarımız, bizim özellikle Anadolu'da iş yapan küçük ve orta ölçekli firmalarımızı aldığımız 350 firmalık da bir kontenjanımızın olduğu bir organizasyon yapısındaydık. Şimdi bu sene ilgi o kadar fazla oldu ki, tabii insanlar ihracat yapmak istiyorlar. Afrika kıtası da Türkiye'nin kolay ihracat yapabileceği bir yer. Türk markası algısı çok yüksek. Değerlendirdiniz, belgeselinizde de izledik. Türkiye'nin orada bir imajı var. Bunu kullanmak isteyen bu sefer büyük firmalar da geldi. Yani Türkiye'nin en büyük hazır giyim parakende devlerinden biri organizasyona sponsor oldu. Çok geniş markalarla çalışmaya başladık. Ama bunun yanında bizim ana yükleyici kolonumuz, üreticilerimiz, Anadolu üreticileri gelmeye devam ediyor. Şu anda 500'e yakın Türk firmasına kayıt yaptırdık. Hatta şu gördüğünüz, arkada izliyorsunuz, açılışın yapıldığı salonun bile yarısını görüşme alanı olarak maalesef şey yapmak zorunda kaldık. Kesmek zorunda kaldık. Bu sene rekor bir katılım var Türkiye'den. Herkesin ihracatta susadığı, mecbur olduğu bir dönem. Her sektörden gelişmeler var ve ilginç taleplerle karşı. Cüneyt Bey, biz bu yola çıktığımızda, siz de tahmin edersiniz, 10 yıl önceki Afrika'nın şartlarında bize konserve soruyorlardı. Şimdi yine soruyorlar. Ama şimdi adam Kongo'dan çıkıyor, geliyor, diyor ki telekomünikasyon altyapısı ile ilgili firmalarla görüşmek istiyorum. Data center kuracak firmalarla görüşmek istiyorum. Drone üreticisi var mı? Sulama yaptırmak istiyorum diye firmalar gelmeye başladı. Enteresanlar gelmeye başladı. Şimdi bu değişimi ve dönüşümü görüyoruz. Dijital dönüşümle ilgili firmalar gelmeye başladı. Bunda tabii ki inşaat malzemeleri sektörüdür, mobilyadır, tekstildir, gıdadır, tarımdır, kozmetiktir. Bizim lokomotif sektörlerimizde şey var. Bir de bu sene şöyle bir etki görüyorum ben Cüneyt Bey. Tekstil sektörümüz biraz artan asgari ücretten ve Avrupa Birliği'nin ekonomisinin daralması, bizim ana omurgamız olan, ana pazarımız olan Avrupa'daki daralmadan sonra tekstil sektöründe bir olumsuz durum var. Dolayısıyla gelen kitlenin 1/3'ü tekstil sektöründen, bizim Türkiye'den katılımcılarımız. 500 firmanın 1/3'ü tekstil oluştu. Onlar bir darboğazda, bunu görüyorum. En çok da onlara fayda sağlamak için de açıkça söylemek gerekirse bir şey yapıyoruz. Yani özel de bir kitle getirmeye başladık. Mesela Etiyopya'nın en büyük spor giyim alıcısını özel davet ettik. Hani Türkiye'ye bir
nefes açsın, Türkiye bir nefes alsın diye ihracatçıya açıkçası fayda evet. sağlayabilecek firmaları seçiyoruz. Yani Sierra Leone'den paketleme makinesi alacağını bildiğimiz birini davet ettik. Gelecek bir Türkiye'den paketleme makinesi alacak. Bugüne kadar İngiltere'yi denemiş, Belçika'yı denemiş, Çin'i denemiş ama Türkiye'yi de denemek istiyorum diyen insanları bulmaya çalışıyoruz. Sürprizimiz Portekizce konuşan ülkeler olacak. Bol bol Portekizce konuşacağız. Süper. Çok teşekkür ederim Utku Bey, sağ olun. Çok çok teşekkürler. Efendim, ben teşekkür ediyorum. 27'sinde Türk ihracatını bekliyoruz. İnşallah. Kenan da zaten gelecek. O da yakından takip edecek. Çok çok teşekkürler. Kenan Taş, taş yemesin diyelim. Bir işbirliği kapsamında yapmıştık bu söyleşiyi. Ama aynı zamanda gerçekten ben gittim gördüm. Afrika pazarı Türkiye için büyük fırsatların olduğu bir pazar. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim demek isterdim ama dün gece biz uyurken burada saat farkından dolayı Super Bowl vardı. Amerika Futbol Ligi NFL'in final maçı vardı ve de Kansas City Chiefs San Francisco 49ers'ı 25-22 yendi ve de Uşar kardeşimiz de arada böyle bir şovunu yaptı. Yani şov neymiş, nasıl olurmuş, bir futbol maçının yarısında nasıl değer kazanılır, insanların bütün dünyanın nasıl ilgisini çeker, bir ders niteliğindeydi. Zaten yıllar içindeki gelişimini gördüğünüzde de Amerika'daki bu show business'in nasıl büyüdüğünü daha net bir şekilde görüyorsunuz. Ama bu maçı diğerlerinden ilginç kılan, hani diğer maçlardan, şimdi ne olurdu, diğer maçlarda da işte Tom Brady vardı değil mi? Onun Giselle'le evliydi. Yani böyle bir modelle, bir futbolcu, yakışıklı futbolcu evli olunca haber oluyordu. Magazinsel kısım bu oluyordu. Bu maçınsa magazinsel kısmı Uşar kardeşimizin bu şovu değil, bu şahane şovu değil. Taylor Swift'in Japonya'daki konserinden çıkıp sevgilisi Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce izlemek için gelmesiydi. Bir tek kendisi de gelmiyor. Böyle klanla geliyor. Bir grup arkadaş heyetleriyle beraber geliyor. Zaten çok esprisi var. Taylor Swift Amerikan ekonomisini bayağı katkısı olduğu söyleniyor. Yani yaptığı konserlerle sadece Amerikan ekonomisi değil, gittiği ülkelerin ekonomilerini de etkiliyor. Fakat en son yani bu aşk o kadar popüler oldu ki zaten Taylor Swift de çok popüler. Adam da çok popüler. Ve de böyle bir neredeyse hem izleyici sayısını arttırdı hem de ilgiyi çok arttırdı. Bütün herkes ha bakalım Taylor Swift birayı nasıl içti? Yok efendim yanında kimi getirdi? Yok efendim nasıl sevindi? Sahaya indi sevgilisini nasıl şey yaptı diye bakıyorlar. Bir yandan da işte ay özel jetiyle geldi, dünya çok yaşanmaz bir hale geliyor. Dünyanın yok karbon şeyine katkıda bulundu falan gibi tuhaf tartışmalar da var. Daha entel dantel tartışmalar diyeyim. Velhasıl hani Mehmet Büyükekşi'nin oturup şöyle ibretle izleyeceği bir şey. Vay be adamlara bak abicim ya. Bir futbol finalini nasıl yapmayı başardılar maçın finalini. Çünkü bizimkiler yapamadı ya Suudi Arabistan'da. Sahiden bir öyle bir kupa vardı bizde, Süper Kupa. Ne oldu o? Oynanacak mı, oynanmayacak mı? Oynanmadı diye biliyorum ben ama. Neyse şimdi karbon ayak iziydi, şuydu buydu, bunlara takılmayalım. Gördüğünüz gibi çocuklar gibi Taylor Swift sevindi ama tabii öyle bir sektör yaratıyorlar ki yani tabii bu rastlantı eseri aşk. Ünlüler ünlülere aşık olur biliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Ama bir yandan hani şovu farklı. Maç zaten başa baş gitti. Son anda şey oldu. Ama bir de reklam arası var. Şimdi Amerikan televizyonları belki de dijitale karşı büyük kan kaybediyor. Neresi hariç? Burası hariç. Buradaki reklamlar inanılmaz ses getiriyor. Zaten ben de şöyle bir baktım. Çok paralar harcanıyor. Çünkü çok fazla insan izlediği için. En güzeli Jennifer Lopez'de Ben Affleck'in Matt Damon'ın oynadığı bu reklamdı. Dunkin' Donuts reklamı. Ben Affleck ile Jennifer Lopez evli biliyorsunuz artık. Şimdi Jennifer Lopez sinema sektörüne girince Ben Affleck de güya burada ben de o zaman müzik sektörüne giriyorum diyor. Ve de böyle kankalarıyla ki arkadaşlarıyla hani ben senin için her şey yaparım kanka diyen Matt Damon'la beraber böyle bir komik kıyafetlerle grup kuruyorlar, şarkı söylüyorlar falan. Benim en çok bu hoşuma gitti. Bilmem siz hangi reklamı sevdiniz ama
kim bilir ne kadar para vermişlerdir. Her şeyi yapacağız deyince bunu kastetmedim diyor sonrasında da. Spoiler'ı patlattım hadi buradan. Siz ne diyorsunuz bakayım? Cüneyt yurt dışına kaçmadı mı diyor Selçuk. Bu cahil insanlarla uğraşıyoruz işte. Hala kaçtı Cüneyt, yurt dışına kaçtı, oradan sallıyor şimdi. Neyse, biz izleyicimiz cahil olsa da seviyoruz. İlla şey değil yani. Kulak verme Selçuk bunları. Aslanlar gibi Türkiye'deyim. Niye gideyim? Gidip geliyorum ama yani tabii. Bir ayağımız yurt dışında. Icardi var bizde, reklamcıyız diyor. Google.com. Haklı, Icardi bayağı bir şey şu anda. Ama Icardi'nin ki tam oturmuyor. Icardi ile ne bileyim, bir isim vermeyeyim şimdi. Kimseyi zan altında bırakmayalım da birisi beraber olursa çok konuşuluyor. Rehberler chatimize konuk bugün. Hoş geldiniz sevgili turist rehberleri. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Zaten haber verdiler. Bugün chatteyiz Cüneyt Bey. Rehberlik kanunu değişiyormuş. Rehberlik mesleği risk altında diyorlar. Ve de dil bilmeyenlerin rehber olacağından endişe duyuyorlar. Ben bu konuda Turizm Bakanı'nın ne yapacağını merak ediyorum. Ama inanıyorum ki doğru bir iş yapacaktır. Çünkü turizmin durumuna bakıyorum. Gerçekten dünyaya hani böyle büyük insanların şaşırdığı derecede ki bunca savaşa, bilmem Ukrayna savaşına, depreme rağmen destan yazılıyor. Bir de onlar olmasa ne olacak artık? Alıp başımızı gideceğiz. Ama herhalde Tayfun bu yayını seyrediyordur. Bunu da Turizm Bakanı'nın önüne koyar. Ören yerlerini gezen Türk turistler için deniyor o maddede. Sanırım turizm rehberleri de diyorlar ki ya Türk turistler olduğu zaman kokart olmayacak mı? Yani özel bir eğitim almayacak mı? Bakanlık da bu konuya diyor ki ya yetmiyor turist sayısı. Gerekçemiz var, haklı gerekçemiz var. Onları diyor rehber olarak atıyoruz diyor. Böyle bir tartışma var. Herkesi rehber yapmak istiyorlar demiş Şeyma Arslan. Yapmazlar ya. O kadar niye yapsınlar? Kendi ayağını sıkar mı insan yani? O anlamda öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Lütfen yasamızı yorumlayın diyorlar. Böyle bir tartışma var diyorum şimdilik. Yorumu daha sonraya bırakıyorum. Aslında bugün daha konuşacak çok konu vardı. Ama bir tek hafta sonu San Francisco'ya gidiyorum. Bak Waymo'yu yakmışlar ya. Ben de Waymo'ya onay gelmiş. Waymo'ya bineceğim. Yani sürücüsüz araç. Ona bineceğim. Onu San Francisco'da ateşe vermişler. Gül gibi şeyden ne istedilerse. Neyse onu deneyip sizlere anlatacağım. Peki yarına da bazı konularımız kaldı. Yarın artık onlardan da bahsederiz. Eğer beğen tuşuna basarsanız daha çok insan izliyor bu yayınları. Çeşitli anketler yapıyoruz. Mesela daha önce biraz önce Gökhan Zan'ın tipten Hatay Büyükşehir Belediye adayı olmasıyla ilgili siz nasıl değerlendiriyorsunuz dedik. İyi karar diyenler %30, çok iyi karar diyenler 27, kötü bir karar diyenler 20, bilemedim diyenler 23. Böyle bir sonuçta bugünkü yayınımızı isterseniz kapatalım. İşbirlikleri için de kenan@dipnot.tv'ye yazabilirsiniz. Katıl tuşuna bastığınız zaman daha çok insandan daha sürdürülebilir ortam yaratıyorsunuz bizim için. Onun dışında da yarın saat 12'de buluşalım diyelim. Seçim yayınlarına başlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren, hatta bu cumadan itibaren Kenan da şehir şehir gezecek. Adaylara buradan duyuralım. Nasıl peki bu programa konuk olacaksınız? Kenan@dipnot.tv'ye bir mail yazacaksınız ki Kenan Taş kardeşimize taş yemesin diye. Yarın saat 12'de buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.